Bayrak temizleme işlemi, şunu en sona yazayım. İşlemler bittikten sonra bayrağı indirelim. Onun dışında şu bu şekilde kalsın. Şu zaten eşdeğer olduğu için gençler. Yok, şunu da şu tarafa alayım. Neyle eşdeğerdi? Şununla eşdeğerdi. Bunu açıklama satır olarak burada yine dursun. Evet. Şimdi dediğimiz şu olaya geçmeden önce, bunun hani ASM karşısını yazmadan önce bir şeyden daha bahsetmem lazım. Bizim durum kaydı ve working register, bakın neydi bunlar, working register şöyle açalım. Bakın working register bizim her aritmetik işlemselde güncellenebilir. Haliyle sık kullandığımız bir kaydedici olduğu için kesme alt programında da bunu kullanabiliriz. Kesme alt programına girip bir şeyler yapıyoruz veya normal program çalışırken bir şeyler yapıyoruz ya. Haliyle çok sık değişecek bir şey. Her aritmetik veya mantıksal işlemde working register'a muhakkak bir değişiklik olacak. Benzer şekilde hatırlarsanız özel kaydedicilerden status kaydedicisi içerisindeki Z, DC ve C biti, yani carry, dijital carry ve zero biti de işlem sonucuna göre güncelleniyordu. O zaman ben kesme alt programına gittim. Geri geldiğimde sanki kesme alt programı olmamış gibi tüm bu değerlerin aynı değerde olması gerekir. Şu programı açayım tekrar. Bakın kesme alt programına örnek. Nerede olacağı belli olmaz kesme alt programına. Hatta şöyle bir şey yapalım. Sadece bu komut değil de birkaç şey nop yazayım. Hani farklı komut sayısı olsun diye. Bunların aynı yerlerde olmadığını göstermek adına. Bir tane daha yazalım. Derleyeyim şunu. Çünkü kesmenin ne zaman gerçekleşeceğini biz bilemeyiz. Yani şimdi as komut cycle olduğu zaman senkron olursa aynı zaman oluyor. Sabah karşımıza geldi. Ama muhtemelen burada öyle olmayacak. Ben her kesme fonksiyonuna gittiğinde işlemciyi durdurayım. Şuraya breakpoint koyayım bir tane. Play diyelim. Bakın 16. adreste olmuş. Access man. Yani şurada olmuş. Play diyelim. Yine 16. Evet, senkronize oldu. Senkronize olduğu zaman gençler hep aynı yerde olur. Çünkü hep aynı komutlar işlediği için. Ama bunu bozmak çok kolay. Bir tane nop yazdım mı veya bir nop sildim mi senkronizasyon bozulacaktır. Gerçekte orada 1-2 kod olmayacaktır. Çok çok daha fazla kod olduğu için aynı yerde olması neredeyse imkansız gibi bir şey olacak. Yine play'e basalım. Her kesme olduğunda duracak. Bakın 1A'da oldu bu sefer. Kesme. Yani daha doğrusu kesme 1A'dan öncekinde oluyor. Değil mi? 1A. Neredeymiş 1A? Ha, kesme şurada oluyor. Bir daha geldiğinde nereye dönecek? Buraya 1A'ya dönecek. Bakın bir daha oynatalım. Bakın 1.19. Yani kesme bitince program buraya dönecek. Bir daha oynatalım. 18. Mesela geriye doğru gidiyor değil mi? Çünkü neden? Bir tane nop yazdığım için her seferinde bir komut eksik işleteceği için. Tabi bu program burası büyüdükçe değil mi? Nerede olacağını tahmin etmemiz de gitgide zorlaşacaktır. Haliyle ben burada aritmetiksel işlemler yapsam o zaman buradaki durum kaydedicileri veya working kaydedicisi sürekli değişecektir. Sürekli değişmesi demek ben aynı kaydedicileri burada da kullanabilir miyim? Kullanabilirsen burada kullanmamışız ama kullanamayacağımız anlamına gelmez. Yani birazdan karşılaştırma yapacağım mesela, kullanacağız değil mi? Mesela i'nin 3'e eşit olmadığını sorgulayacağım. I'nin değerini 1 arttıracağım. Yani burada kesinlikle benim working register'ı veya status bitlerine bakmam gerekecek. Eğer ben bunların 7'ini almazsam, örnek program 18. hafızada nerede access ve 18. hafızada bir değişiklik oldu. Geri geldiğimde bunların yedeğini almazsam bu değerler de değişecektir. Hali program mesela tam belki burada durum kaydedicisinin carry bitini kontrol ettiği bir noktaya denk gelebilir. Carry biti değiştiği zaman bu kontrol işlemi de ne olacaktır? Yanlış olacaktır.
O zaman bunların öncelikle bir yedeğini almamız lazım. Bu yedeğini alma işlemini nasıl yapacağız? Şunu durduralım. Buraya geldik. Bayrağı temizlemeden önce öncelikle en hızlı değişebilecek, daha doğrusu en hızlı değişebilecekten ziyade working register'ında ki değeri yedeklemem gerekiyor. İlk yedekleyeceğimiz sonuç working register değer. Tabi bunları nereye yedekleyeceğim? Bir hafızaya daha ihtiyacım var. Hatta durum kaydesini nereye yedekleyeceğim için iki hafızaya ihtiyacım var. Hemen o tanımlamaları şuraya yapayım. Bir tanesi işte working register temp olsun. Veya temp working register, ikisi de olur. İsim olarak. Temp working register. Niye eşit? Equal. Bize ayrılan program hafızalarından bir tanesini kullanacağız. Bunlar neyle başlıyor? Mesela 00C olabilir. 00C değil. Başkası temp, yani geçici status diyeyim. Bakın aynı sıra bozuldu. Aslında hepsini ötelemek gerekir ama sadece bunda değil bozuldu. Echo hexadecimal, bu da ne olsun? Bir sonraki adet 0D. Bunlar niye 0C, niye 0D'ydi? Onu hatırlıyor muyuz? Şöyle hatırlatalım. Data hafızasına geldiğimiz zaman bakın bize ayrılmış 68 tane genel amaçlı kaydedici 0C'den başlıyordu. Yani 0C ile 4F arası ama istediğim kaydediciyi oluşturabilirim. O yüzden ne kullandık onu? 0C kullandık. Şimdi bu kaydedicileri kullanacağım. Öncelikle ne yapıyorum? İlk yaptığım şey working register'ın yedeğini almak. Bunu neyin içerisine alacağım? Temp ve'nin içerisine yedeğini aldım. Working kaydedicisi ne diyelim? Yedeklendi diyelim. Kod puntalarını şeyde buradakileri mi? Yoksa text'teki mi? Notepad'teki. Notepad'tekileri de büyütelim gençler. Açıkçası burada nasıl büyütecektik? Yazı tipi desek. Buradan 24 desek bunda. Bayağı büyümüş oldu. Tamam. Buradaki kodlar gençler, yani alt program dedim. Yani yalancı kod gibi düşünün. Yani ne yapmak istediğimi anlatmak için C'de yazdım sadece. Akış diyagramı olarak da çizebilirdik. Öyle bir programda. Bu programı, şu programı özellikle bu değil de şu programı sisteme koyacağım. ASM dosyası olarak veya text dosyası olarak sisteme koyacağım. Herhangi proje olsun, yeni bir proje olsun, bunları ekleyebilirsiniz. C'ye ne zaman geçeceğiz? 1-2 hafta sonra, yani daha doğrusu vizeden sonra C'ye artık geçeriz diye düşünüyorum. Birkaç konuda anlatacağız, ondan sonra C'ye geçeceğiz. Şimdi ne diyorduk en son? O dediğimizi unuttum. Şurada working register'ın yedeğini aldık. Şimdi ne kaldı? Status kaydının yedeğini almakta. Durum kaydının yedeğini nasıl alacağım? Bu sefer gençler bir tane komut var. Swap komutu. Swap komutu aslında İlk 4 ile son 4 bitin yerini değiştiriyor. Fakat bu kodun bir özelliği var. Onu sizinle paylaşayım. Bu kodun ne gibi özelliği var? Şöyle yine instruction set açalım. Yani komut kümesini açalım. Swap komutunu bulalım. Hatta şurada göstermiş mi? Burada muhakkak göstermiştir. Swap görebildik mi? Bir daha bakıyorum. Evet, şurada. Bakın bu komutun özelliği
durum karesine hiçbir şey etki etmiyor. Haliyle ilk 4 ile son 4 bitin yerini değiştiriyor ama durum karesleri ne yapmıyor? Değişmiyor. O yüzden status karesini mesela ben taşıdığım zaman durum karesinin değeri değişebilir. Mesela move komutuyla taşıyayım. Önce move F'yi kullandım. Bakın Z 0 biti etkilenebiliyormuş. Haliyle move ile taşıyamam. Etkilenme mesela. Çünkü durum karesi etkilenirse taşıdığım değer değişecek. O zaman ne yapacağız? Swap komutunu kullanıyoruz. Şimdi gelelim. Swap komutu neyi swap diyeceğim ilk önce. Yani değiştireceğim. Status karesini. Bunu nereye aktaracağım? Demin yedeklediğim working register'ın üzerine. Haliyle status. Nereye aktarıyoruz bunu? Working register'ın üstüne. Status. Status karesini ne yaptık? Working kay deriz ne? Yedekledik. Buradan da nereye taşıyacağım? Demin oluşturduğum temp status register'ını aktaracağım. Temp status. Bunu taşımak için working register'ı olan diğeri dosyaya, yani dosyanın ismi de temp status içerisine aktarıyorum. Şimdi yedekleme işlemi bitti. Şöyle diyeyim. Temp status karesine yedekledik. Şöyle yapayım, bir sayfaya sızsın. Tamam. Bu yedekleme işlemini yapmamız lazım. Çünkü burada mesela yaptığımız işlemlerde status kaydesi veya working register değişse de buradan geri dönmeden önce mesela yazacağım kodlar şurada olacak. Şuraya şimdilik kodlar burada diyeyim. Bu kodları işlettikten sonra da bunu geriye yazmam lazım. Yedekledim. Bir şeyler yaptım. Bunlar değilse de artık önemli değil. Yedekleri var. Bu yedekleri ne yapacağım? Geriye ekleyeceğim. Şimdi bu işlemi yapabilmek için bu sefer tersten yola gidiyoruz. Yani öncelikle status karesini geri yazacağım. Sonra da w karesini geri yazacağım. Bunu yapmak için yine swap komutunu kullanarak swap f, bu sefer status temp status içerisine değeri içerisindeki değeri neye yazacağım? Working register'ına yazacağım. Yani buraya working diyebiliriz. Bunu da nereye taşıyacağım? Move working içerisindeki değeri status karesi içerisine taşıyacağım. Şurayı yanlış yazdık herhalde. Hali ne oldu? Yedeklediğim statüsü ne yaptım? Geriye yazmış oldum. Status. Yedeği yükledik. Şu iki komuta işlemi yapıyor. Şimdi ne kaldı? Working adresi kaldı. Working adresinde şöyle bir şey var. Yani yapacağım işlem working temp içerisindeki değeri working register içerisine atmak olacak. Yalnız swap komutu ilk 4 ile 4, son 4 bitin yerini değiştiriyor. Bakın burada o değişikliği yaparak sakladım. Bir daha değiştirdiğim zaman eski haline geldi. Şimdi status karesinin değerini değiştirmeden bunu yapmam lazım. Çünkü geri döndüğümde mesela move komutu neyi etkiliyordu? Move f komutu status karesinin 0 bitini etkiliyordu. O yüzden yine swap kullanacağım. Fakat bu sefer biraz farklı. Temp w içerisindeki değeri öncelikle tekrar kendisine yazacağım. Yani bir tane boş işlem yapıyorum aslında. Üstüne tekrar ilk 4 ile son 4 bitin yerini değiştiriyorum. Bunu swap ile yine temp karesinin içerisindeki değeri bu sefer w karesine atarsam bu sefer ne olacaktır? İki kere değiştirir için sonuç yine aynı olacak. Working karesi içerisindeki değer yedeği tekrar ne oldu? Yedeğini yükleyeyim.
ne yaptık? Geri yüklemiş olduk working kaydesini. Ondan sonra bayrağı temizleyip geriye döndük. Yani bu işlemleri eğer benim kesme alt vektöründe ne yapmam lazım? Yapmam lazım. Mesela işlemler yapacaksam. Benzer şekilde mesela bakın burada bir yaratmacı işlem kullanıyorum. Bu ne yapacaktır? Status kaydesini güncelleyecektir. Mesela taş mı olduğu zaman carry olacak, 1 olacak. Sıfır olduğu zaman 0, 1 olacak. Bunları da ne yapmam lazım? Tekrar korumam lazım.